Bora, markete gidilmesi lazım. Evde ekmek bile yok. Ekmek yoksa pasta yiyelim abla. Boracığım biz sete gidiyoruz. Geç çıkacağız. Yani biz çıktığımızda market kapanmış olabilir. Şu an bize söylemek istediğim bir şey var mı? Market kapanmamışsa bana bir cips alsanıza ya. Oğlum sen gideceksin markete. Ya olmaz. Benim halı saha maçım var. Ben enerjimi boşa harcayamam. Arkadaşlar aşağısı magazinci dolu. Arka taraftan çıkacağız. Ay aman ya. Benim ezberim yok esas. Tufan Hoca'ya ne diyecek ki? O kadar koca kafana 3 tane cümleyi sığdıramadım. Benim de sinirim bozulacak ya. Oğlum. Merkez senin gibi değil. Ben para işini çözdüm ki. İş mi buldun? Yo. Anneannemle kılıç atacağız. Üterim ki ben onu. Hayatını kıskanıyorum desem Kardo. Sağ ol karşım. Yalnız şuradan çekilir misin? Güneşi mi kapatıyorsun? Ay nasıl tatlı tatlı uyku bastırdı. Bu gamsızlıkla hepimizi gömer. Ya anneanne, biz bu kumar işine ben acık para kazanayım diye girmedik mi? Hayır, ben acık neşemi bulayım diye girdik. Of! Boş ver. Kumarda kaybeden aşkta kazanır oğlum. Aşkta da kazandığım yok ki anneanne. Açım, sefilim kaç aydır ya. Güya İstanbul'un göbeğinde Cihangir'de oturuyoruz. Şelalenin altında susuzluktan ölüyorum gibi bir durum yani. Çok tel başa teşbihlerin var be oğlum senin. Teşbihte hata olmaz, hatasız teşbih olmaz anneanne. Hatasız kul olmaz evladım. Biz seni zaten ailecek olduğun gibi kabul ettik. Karıştır bakalım. Ah! O ne o? Ne? Başında saç kıran var oğlum. Nerede? Dur. Isırır mı? Yok, böcek değil oğlum, böcek değil. Sen dana burnuyla karıştırdın galiba. Dana burnu muydu? Dana burnu değildi o. Neydi? Dalga kırandı. Gel kovan mı? Yok. Ali kıran başkesen miydi? Ay, neydi o ya? Kulağa kaçan. İşte o. O böcek o. Saç kıran mı? O neydi ya? Hastalık oğlum. Hastalık. Saçın tepesi böyle açılıyor. Vah evladım. Ama dur. O sıkıntıdan, stresten olur be yavrum. Harbiden mi? Senin ne derdin tasan var oğlum böyle saç kıran olacak kadar? Dert mi? Dert. Bak böcek sandın. Bir yerde doğru. Ağacı kurt insanı dert bitirir oğlum.